أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد محترم جماعتimiz cümleten hoş geldiniz. Mevla'nın bahtiyar kulları, Mevla'nın kendilerini sevmiş olduğu kullar. Evet. Niye seviyor? Bakın kendini dinletmek için Allah razı olsun. Hocalarımız davet ettiler. Siz de icabet ettiniz. Mevla o icabet etme duygusunu kalbinize doğurdu. Geldiniz. Cuma gecesi yapılan bir amele sevapsa iki sevap verilir. Bir kötülüğe ise iki kötülük verilir. Yani iki günah verilir karşılık olarak. Hele cuma akşamında bu akşamda ne yapıyoruz? Mevla Celle Celaluhu amellerimizi kat kat ziyade eylesin. Ki bu bugün yapılan hele bu ilim meclislerinde bulunmaktaki mükafat normal sevap olarak da değil. İnsan iki rekat fazla namaz kılar. Dört rekat sevabını alırsın. Ama burada ilim meclisine katılırsın. Bu ilim meclisinde duyduğun, öğrendiğin şeylerle amel edersin. Amel ettikçe de ne yaparsın? Onları yani belki her şey ameli mevzu olmaz. Kimi şey tefekkürü mevzudur. Seni tefekküre teşvik eder. O tefekkür ederek amellerini daha düzgün yaparsın. Ne olur? Bu devamlı hem sevap cihetiyle hem de devamlı olan bir sermaye cihetiyle ne yapmış olur? Karşımıza çıkmış olur. Mevla Celle Celaluhu razı olduğu şekilde bizleri konuşmaya, konuştuklarımızı amele etmeye, yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bugün tabi Alper hocam haber etti. Baktı şöyle. Mevla Celle Celaluhu bir açtım ayet-i kerimede. Burada birlikte mücadele etmekten bahsedecek. Buna engel olacak sebep olan şeyleri bahsediyor olacak. Yani biz o şekilde düşünüyoruz. Mevla onun peşinde bunu söylediyse demek birlikte mücadeleye engel olacak şeyi Mevla ne yapacak? Arada bize değindirmiş olacak. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevla Celle Celaluhu buyurmaktadır ki evet. Enfal suresi 45. ayet-i kerimeden başlıyor. İleriye doğru devam edeceğiz inşallah. Bizim çok asıl konuşacak bir şeyimiz yok. Mevla zaten söyleyeceğini ayetlerle söylüyor. Bugün haberler haberler diyoruz. Asıl Mevla Celle Celaluhu kitabını dininde kıyamete kadar olacak tüm haberleri ana esaslarıyla, kurallarıyla ne yaparsa ne olur, ne yapmazsan neler olur. Neler kötü şeye sebep oluyor, neler iyi şeye meydana gelmesine sebep oluyor. Aslen Mevla Celle Celaluhu hepsini kitabında yapmış. Biz bugün normal haberlerde olan kötülüklerin neticesini öğreniyoruz sadece. Ama Kur'an-ı Kerim ise
olacak olan kötülüklerin olmadan önce Mevla haberini veriyor. Yani bak birisi normal, bugün şimdi birçoğu belki gelmiyordu. Şu saatte haber var, şu habere bakayım, buna bakalım diye düşünerek gelmiyor bu tür meclislere veya sohbet meclislerine katılmıyor, iştirak etmiyor. Niye? Haber duyacak, memleketten haberdar olacak. Ama maalesef duyacağı haberler olmuş bitmiş artık. Birisi birisini öldürmüş, birisi birisini taciz etmiş, birisi birisini bıçaklamış. Birisi bir şeyler vesaire. Evet. Ama Allah Celaluhu ise kitab-ı birinde bunlar olmadan diyor ne yapıyor? Benim kitabımdan dört dörtlük haberdar olursanız bunlar olmadan her şeyden haberiniz olmuş olur. Dolayısıyla hadis-i kutsi buyuruyor. Men âdâli veliyen fakat âdentü bil harbi. Her kim benim veli dostuma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Şimdi aslen düşündüğüm vakitte Allah'ın dostuna. Bugün halbuki bir savaş var. Yok o hocaya niye öyle yapılıyor? O cemaat lideri niye öyle? Halbuki onlar kusura bakmayın. Bugün Ahmet Hoca Efendi, Mehmet Hoca Efendi bugünlere gelmişse, bugün insanlardan hürmet gördüyse bu yılların çalışmasının emeği, hizmetlerinin, bu yolda koşmasının gayreti. Yaşlanmış da hizmet, saygı duymayacak mıyız yani? Hiç kimse diyebilir mi babasını kabul etmiyorum ben. Yok o öyleydi. Böyle. Hiç kimse demez. Yani eğer biraz insaflıysa kabul eder. Babasını kabul eder, dedesini kabul eder. Niye? Çünkü oradan geldi, oradan yedi, içti, büyüdü, beslendi. Yaşlandığı vakitte de ne yapar? Eğer imkanı varsa der ki ya babam uzun yola dayanamıyor. Şimdi babama normal bir araba alırsam şunla gider. O alırsa bununla gider. En iyisi babama iyi bir araba alayım. Veyahut da babamı uçakla memlekete yollayayım. Daha rahat gitsin. Daha çabuk yol eziyeti çekmesin. Niye? Artık yaşlandı. Fani oldu. Değil mi? O artık kim şeyleri hak ediyor. Kusura bakma. Affedersin. Adam fuhşiyatı istiyor. Çirkin şeyler istiyor. Kötü işler istiyor. Kimse o altındaki ne arabasına, ne osuna, ne busuna kötü baktığı yok. Sorsan emeğiyle kazandı. Emeği ne? Binlerce kimsenin ahlakını bozdu. Bu mu emek? Binlerce kimseyi çıplaklığı, kötülüğü, ahlaksızlığı örnek olarak kendisi, örnek olarak kendini feda etti. Aslında cehenneme kütük etti kendini de farkında değil. Ama onun altındaki arabası, ona yapılan masraflar kimsenin gözüne batmaz. Çünkü o şeytana hizmet ediyor. O cehenneme şeytan için taşeronluk yapıyor. Öbürkü ise Allah'a taşeronluk yapıyor. Allah'a insanları, Allah'ın cennetine sokmak için mücadele ediyor. Etmiş, gayret etmiş, çalışmış vesaire. Ama bugün şeytan taraftarları ne yapıyor? O insanları hiçbir şeyi reva görmüyor. Reva görmüyor. Halbuki alttaki insanlar bakacak ki bu ne kadar büyük Allah dostu. Bak Allah yolunda çalışsa Allah onun mükafatı verdi. Bir gün İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe haber geliyor. Diyorlar ki ya İmam, İmam Yusuf talebeniz İmam Yusuf vefat etmiş. O böyle biraz duruyor diyor ki yok yok diyor o daha vefat etmemiştir diyor. Tabi inanmıyor biraz insanlar tacip ediyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Bir haber geliyor diyor ki ya imam doğru söylemişsiniz siz. İmam Yusuf vefat etmemiş. Peki ya imam sizin nereden haberiniz oldu İmam Yusuf'un vefat etmeninden? Nasıl anladınız onu? İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh diyor ki Allah yolunda Allah rızası için mücadele eden kimselere Allah şu dünyada da dünya nimetlerinin en üstünü tattırmadan kendi katını almaz. Ve rivayet edildiğine göre İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyh vefat ettiği vakitte atının binmek için bir üzengi mi diyorlar şöyle bayağı basıyorlar yani işte. Üzengileri bile altından olduğu söyleniyor. Şimdi birilerine sorsan yok o çok oydu bu yok kardeşim. Bu Allah'ın ikramı. Kalkmış adam boş boş da boş şeyler para harcayana demiş ki bu Allah dostu bu dine hizmet ediyor. Ve dinin ağırlığını, kıymetini insanlar daha iyi bilsin diye eski insanlar ulemaya, alime hürmet ediyorlardı. Niye? Çünkü bu din önderi. Bugün kötülükte önder olanları şey yapmıyorlar mı? Bu buradan gidiyor. İşte hadis kürsüsünde buyuruyor. Men âdâni veliyen fakat âdentü bil harbi. Her kim benim veli kuluma düşmanlık yaparsa ben ona harp ilan ederim. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنْ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَسُ عَلَيْهِ Kulum bana ancak farzlar ile yaklaşır. وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Bu bana yaklaşmaya ancak nafileler ile devam eder. Evet.
Feyda. Evet. Her kim bunu yaparsa bu şekilde feyda faale olacak. Her kim benim dostlarımı sever. Dostları niye sevmek lazım muhteremler? Eğer Allah'ın dostlarını seversek onların sohbetlerini o zaman istifade ederiz. Onları sevmezsen sevmediğin kimseyi dinleyebilir misin? Biz talim mutalemde orada görmüştük. İlmin %30'u kalpten geçer. Yani hoca talebe arasındaki sevgiden, muhabbetten geçer. Bu sevgi muhabbet olmazsa yani. Düşün bir kısmı ne yapmıyor? Geçmiyor sana. Ne kadar ders çalışsan da çalışmasan da. Ve inanın size şöyle söyleyeyim. Bir insanın kitabın zahirinden istifade ettiğinden daha çok, tamam mı? O hoca talebe arasındaki sevgiden istifade ettiği bir kademede daha farklıdır, daha tesirlidir. Niye? Çünkü birinde direkt ibareleri okuyarak istifade etmiyor oluyorsun. Diğer kişinin direkt o hocanın o mevzudaki tefekkürü ederek oradaki almış olduğu ruhu ne yapıyorsun? Sana tesir etmiş oluyor. İşte bugün ise İngilizler din düşmanları ne yapıyor? İşte alimlerle hakikaten Allah için çalışmış, binlerce mürit edinmiş, insanları içkiyi bıraktırmış, kumarı bıraktırmış, onu yapmış, insanların hidayetine sebep olmuş. Adam buna saldırıyor. Öbür kişi hiçbir şey yapmamış. Bana göre oydu, bana göre buydu. Adam onu da bir taraftan palazlandırmaya çalışıyor. Onun için akıllı olalım. Bu din bize kim üzerinden geldi bir bakalım. Allah kimi vesile kılmış? Evet, kim diyor işte benim dostlarımı severse ve farzlarını kılar ve nafilelerle bana yaklaşmaya devam ederse küntü sem'ahullezî yesma'u bihi, onun işten kulağı olurum. Bak diyor ki Allah diyor ben onun işten kulağı olurum. Ve basarahullezî yebsuru biha, onun gören gözü olurum. Ve yedehullezî yebdişu biha, onun tutan eli olurum. Ve riclehullezî yemşi biha, onun yürüyen ayağı olurum. Ya düşünün Allah Celle Celaluhu. Yani diyor ki siz bana hakiki kul olursanız ben sizin gören gözünüz, tutan eliniz, işten. Biz böyle kul olursak Allah bize yanlışı başımıza gelmeden gösterir mi, göstermez mi? Doğruyu gösterir mi, göstermez mi? İşte bugün hakiki Allah dostları, hakiki Allah dostu olan padişahlar, sultanlar, anlatabildim mi? Kimi şeyleri görüyorlarsa sırf bundan. Bugün Abdülhamit Han öyleydi, böyle diyoruz değil mi? Nasıl düşmanların oyunlarını görmüş, nasıl yapmış? Eğer onu merak ediyorsanız inan sır burada işte. Demek Allah'a öyle bir kul olmuş ki Allah Celle Celaluhu basiretini açmış. Ferasetini açmış. Anlatabildim mi? Doğruyu, yanlışı. Duyduğu vakitteki karşı tarafın hilesini Allah Celle Celaluhu ona hissettirmiş. Gördüğü şeyin arkasında ne olabileceğini Allah göstermiş ona. Bu yani. Bugün çok yalan makinesine takalım bu adamı. Bakalım ne kadar doğru mu söyledi, yalan mı söyledi. Değil mi? Şu arkasına kamera takalım bu adam böyle mi? Ne yaparsan yap. Ama Allah bunu açarsa adam kendini yalanda o kadar profesyonelleşiyor ki. Rol yapmakta o kadar profesyonelleşiyor ki. Adam kimse anlamıyor rol yaptığını. Demek makine de ölçemiyor onu artık yani. Niye? Çünkü geçen bir yerde bir şeye gitmiştik. İşte Nepele uzmanının bir arkadaş konuşmacı işte diyor ki adamın hareketlerine bakarak senin şuyun şu diyor, buyun bu diyor. Artık hareketlerden insanın ne yapacağını, hangi fıtratta olduğunu ezberlemiş. Ama öbürküsü de diyor ki ben şu hareketi şöyle yaparsam benim bu olduğum anlaşılır. Ona göre karşı tepkisini yapıyor. Yani o da savunmasını alıyor yani. Nelepe uzmanları diyeyim yani. İnsanın hareketlerini, şeylerinden, giyinişinden, tarzından ne fıtratı olduğunu çarpıyor. Anlatabildim mi? Evet muhteremler. Ne dedik? Allah'ı ne yapacağız? Dostlarını seveceğiz. Farzlarımızı kılacağız. Sünnetlerimize Mevla'ya yaklaşmaya devam edeceğiz. Düzgün Müslüman olduk mu Mevla ne yapıyor? İşte bizim gözümüzde oluyor, kulağımızda oluyor, elimizde oluyor, ayağımızda oluyor. Anlatabildim mi? Hani bazen derler insan yanlış bir şey yapacağız mı? Ya ayağım çekmiyor diyor insan. İşte ayağı çekmiyor değil. Allah o ayağı tutuyor. Git bu oraya diyor. Git. Gel diyor bu tarafa. El bir şey yapacak. Mevla müsaade etmiyor. Eli gitmiyor ya.
Ha, belki tam düzgününden veya bir kısım düzgün amellerinden Allah ne yapıyor? O kimsenin hataya gitmesini istemiyor. Ama onu anlayamazsın. Sen ya işim geldi. Halbuki Allah seni tutuyor orada. Elini tutuyor, ayağını tutuyor. Evet. Neyden bahsedeceğiz dedik? Müslümanların birlikte hareket etmesi, birlikte mücadele etmesi. Ki bugün hakikaten İslam alemi çok büyük zulüm altında. Ama buna hakikaten mücadele edecek, güç gösterecek kimse de yok. İşte niye en başta okuduğumuz hadis kutsiden bu güç artık kırılıyor ve şimdi okuyacağımız ayet-i kerimeden. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, izâ legîtum fiyeten, düşmanla mülaki olduğunuz vakitte, karşılaştığınız vakitte, fesbütü, ne yapın? Sabat edin. Sakın ha gerisin geri dönüp kaçmaya çalışmayın ha. Düşmanla karşılaştığınız vakitte ne yapın? Sabat edin. Bulunmuş olduğunuz safta güzelce durun. Evet. Ve vezkürullaha kefiran. Ve Allah'ı ne yapın? Mela bileyim. Kendisini yani. Benim çok canım diyor. Leallekum tuflihun. Umulur ki siz ne yaparsınız? O takdirde felaha kavuşursunuz. Evet. Muhteremler. Allah bize kitabında namazımızı kılmayı emrediyor mu? Emrediyor. Orucumuzu emrediyor. Değil mi? Namazımızın olması için abdest almamız lazım. Faizle mücadele etmemiz lazım. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın diyor. Yani Allah'ın bu emirleri asıl nedir biliyor musunuz muhteremler? Allah'ın emirleri, bu emirleri insanların ilk başta nefsi ve şeytani olan düşmana karşı olan savaştaki mücadele taktikleridir. Mücadele silahlarıdır. İşte. Bu bunlardır. Allah'ın farzları, nehyetmiş olduğu şeyler. Emri maruf, nehyi anil münker diyoruz değil mi? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. İyiliği emretmek, bir taraftan insanları iyiliğe teşvik etmek, insanların arada hasta olanı ziyaret etmek, mağdur olanı destek olmak. Anlatabildim mi? Bir kardeşin, komşun kötü yola düşmüş, ona elinden tutmak, yardımcı olmak. Kötülükten nehyetmek, kardeşin bir güne günaha gidiyor, ona engel olmak. Ona ne yapmak? Mani olmak için mücadele etmek, onu değişik şeylerle ne yapmak, bu tarafa çekmek. İşte muhteremler, buradaki ayet-i kerimede tabi düşmanla karşılaştığınız zaman ne yapın? Fesbütü, sebat edin. Müslümanız dedik ya, elhamdülillah Müslümanız diyoruz değil mi? Bir de kelime-i şehadet getiriyoruz, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Ve tevhide ne yapıyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Müslümanlığımızı dille ikrar ettik, kalbi de ikrar ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü derken ne yaptık? Allah'a iman ettik diyoruz. Meleklerine iman ettik diyoruz. Kitaplarına iman ettik diyoruz. Peygamberlerine iman ettik diyoruz. Ve resulü ve yevmil ahiri ve öldükten sonra dirilmeye ne yapıyoruz? İman ettik diyoruz. Ahiret gününe ve ve bil kaderi, kadere iman ettik diyoruz. Hayri ve şerri minallahu teala. Evet, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettik diyoruz. Vel ba'fi ba'del mevt hakkun. Evet, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna iman ettik diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi muhteremler, biz bunları dedikten sonra ne yapmış oluyoruz? Tüm silahlarımızı kuşanmış oluyoruz. Yani Allah bize silahlarımızı öğretiyor. Bir, Allah'a iman. Bu kalbimizde. İki, meleklere iman. Bu yani Mevla Celle Celal iman hususunu ne yapmış? Biri kendisinden almış. O imanın ve dinin bize geliştiği melekleri, kitapları ve peygamberi kademe kademe hepsine iman etmişiz. Ve bunun içerisinde ne var? Mevla adres göstermiş. Silahını kuşanmak istiyorsan şuraya bakacaksın. Şurada. Bu burada. Hepsini Mevla göstermiş. İman ettik. Amentü'yü ezberlemekle ne yaptık? Bunu kitap dedi ya. Evet. Taktik burada. Hayatın, mücadelenin taktikleri, savaşma yolları burada. Savaşı kazanma yolları burada. Savaşta yenilmenin yolları burada. Zelil olmanın yolları da burada. Hepsini burada Mevla söylüyor. Hepsi burada. Evet. Bir neydi? İşte bunlarla beraber ne yapın? Düşman karşı. En büyük düşman kim? Kusura bakmayın. Karşımızdaki bir Amerikalı. Seni öldürürse imanın üzerisin. Şehit olur, cennete gidersin. O düşmanı seni en fazla cennete yollar. Anlatabildim mi? Ama bir de görünmez şeytan var. O daha kötü. Yani düşün, görünmez bir adamla hani böyle kavga ediyorsun. O sana vuruyor. Şak bir tane çakıyor. Öbür taraftan şak ona çakıyor. Bakıyorsun.
La bir şey yapamıyorsun sen. İşte onunla mücadelenin yolu Kur'an-ı Kerim. Peygamber ve onun yolu, sünneti. Evet. Taktikler hepsi burada yazıyor. Fesbütü, sebat edin. Ve vezkürullah, Allah'ı ne yapın? Bolca zikredin. Mela ne yapın? Bolca beni ne yapın? Hatırlayın. Fezkuruni ezkurkum. Başka bir erkeğim de buyuruyor. Beni bolca hatırlayın, bolca zikredin ki ezkurkum, ben de sizi hatırlayayım. Ben de sizi ne yapayım? Her an yanınızda olayım. Levenzeller başlamında hemen bir iki ayet kemende biliyor. Fensahumullahu fenesiyehum. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Yani Allah unutmaz da, Allah da unutma muamelesi yaptı. Bakın muhteremler, Müslümanım dedikten sonra eğer biz Allah'ı unutursak aslında unutmuş olmayız. Hiçbir Müslüman Allah'ı kolay kolay unutmaz artık iman ettikten sonra. Ne yapar? Allah'a unuttu muamelesi yaparsa Allah diyor ki fensahumullah. Allah da onları unutur. Yani Allah da ne yapar? Bizi unutur. Allah bizi unutmaz. O da bize aynı mukabele verir. Ne yapar? Ben de onları unutmuş gibi olurum diyor. Ne diyor işte? Mücadelenin ruhu nerede? Fezkurullah. Allah'ı bolca zikredin. Neyle zikredeceğiz? Kur'an okuyarak zikredeceğiz. Onun manasını bilerek zikredeceğiz. Onun fıkıh ilimlerini, ilmihal ilimlerini okuyarak Allah'ı zikretmiş olacağız. Bu ilimleri öğrenmek için Nasr-ı Yansur diyorsun ya, talebe Arapça okumaya başlıyor. O Nasr-ı Yansur bile o talebenin neticede dinimini, İslam'ı öğrenmek, Kur'an'ı, fıkıhları, hadisleri öğrenmek için okuduğu için o Nasr-ı Yansur bile almışsın, had tesbihini almışsın, Allah, Allah demiş. Ha da o Nasr-ı Yansur'da o Allah işte zikir oluyor. Niye? Çünkü o zikirleri daha iyi anlamak için, o ilimler tahsil edilmiş olduğu için ne oluyor? O da sevap oluyor. Bugün eğitim sistemindeki eğitimciler işte eğitim maksadı Allah rızası olmayınca, dinimin İslam'a hizmet, insanlığın hidayetine hizmet, bu niyetli olmayınca bir şey olmuyor onun için. Güzel insan yetişmiyor. Bu niyetli olsa ne oluyor? Allah hem ona ibadet kabul edecek, o okuduğu kitapları olsun, tabi doğru kitaplar, gavurların yazdıkları askeri şeyler değil. Ne buyurdu Mevla Celle? Fesbütü sebatinin vezkürullaha ketire. Allah'ı ne yapın? Bolca zikredin. Leallekum tuflihun. Umulur ki ne yaparsınız? Felaha kavuşursunuz. Mevla ne yapıyor? Felaha kurtuluş ermeyi ne yapıyor? Buraya bağlıyor. Ve peşinden buyuruyor. Ne buyuruyor? Ve atiyullaha ve Allah'a ne yapın? İtaat edin. Daha ve rasulehu, onun peygamberine ne yapın? İtaat edin. Ve çok mühim bir mevzu. Ve bugün biz Müslümanlar arasındaki en büyük, en kötü durum. Ve bütün bugün dış güçlerin, Allah düşmanlarının bizlere musallat olmasının tek sebebi. وَلَا تَنَازَعُوا. Ne yapmayın? Birbiri aranızda münazaa, birbirinize çekişmeyin. Birbirinizin kuyusunu kazmayın. Evet, bugün küfür en büyük fitne bunu yapıyor işte. Bunu sağlıyor. Oradan onu çarpıyor. Buradan bunu yapıyor. Biz Müslümanlar ne yapıyor? Birbirimize çekiştirir. Öyle bir şey olmuş ki böyle toplanmışız. Ben ona bağırıyorum, o ona bağırıyor. Birbirimizi kesiyoruz. Biz birbirimizi hallederken de o gavur da arkadan bir kancayı ona atıyor. Onu bitiriyor. Bir kancayı oradan ona atıyor. Onu bitiriyor. Öbür tarafı ona. Tabii bakıyoruz gün geçtikçe eksiliyoruz biz. Allah Allah. Ama biz hala birbirimizle uğraşıyoruz. Kavga ediyoruz. Onun için dinimizi güzel öğreneceğiz. Öğrenmeden olmaz. Eğer dinimizi güzel öğrenmezsek gavurla savaşacağımız yerimize birbirimize savaşırız. Onların düşmanlıklarına karşı mücadele edecek tuzak kuracağımıza birbirimize tuzak kurarız. Onun için 1400 küsur yıldan bugüne kadar gelen Kur'an'ı, sünneti, hadisleri, ehli sünneti ve ehli sünnet ulemasını atmaktan çok iyi bilmek lazım. Ya ufacık dünya işlerimiz için muhasebeci tutuyoruz değil mi? Muhasebeci tutuyoruz. Niye? Yanlış yaparsak devlet bize tık ceza keser. O olur. Veya yanlış yaparsak şu kadar zararı olarız. Öyle değil mi? Hatta avukat bile tutuyoruz. Niye? Aldığımız çeklerde bir şey olursa çeki takip edebilsin, sağlamlığını sorsun. Veyahut da bir yerden bir şey oldu vakitte işimizi takip edebilsin. Bu dünya için kaç gün olacağı belli değil. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Ne yapıyor işte böyle? وَلَا تَنَازَعُوا. Sakın ne yapmayın? Münazaa etmeyin. Birbirinizin kuyusunu kazmayın. فَتَفْشَلُوا. Eğer böyle yaparsanız tedirgin olursunuz. Anlatabildim mi?
ve tezhebe rihukum ve ne yapar? Gücünüz, kuvvetiniz gider. Savaşacak gücünüz olmaz. La beraber savaşıyoruz ama korkuyorum lan. Şimdi Hamit abi böyle yaparsa ne olur? Ben kalbimden bununla mücadele ederken tık düşmanın mermisi kafamızdan vuruyor bize. Anlatabildim mi? Birbirimize kol kola girip düşmana karşı savaşacağımızı ne yapıyoruz? Aramızdaki tefrikalardan dolayı anlatabildim mi? Düşeni kaldıramıyoruz. Hataya düşeni dur o tarafa geçme senin yerin burası diyerek sahip çıkamıyoruz. İşte gücümüz gidiyor. Vasbiru. Ne yapın? Sabredin. Burada sabır yani mücadelede sabır olduğu gibi biz Müslümanların birbirleri arasındaki husumette düşmekten, oldu ki menfaatlerimize dokunan şeylerde birbirimize hoşgörülü karşılamakta, birbirimize fedakarlık yapmakta, nefsimize dokunacak şeylerde ne yapmak? Allah rızası için, din için ne yapmak? Bir taraftan da buna sabretmek. Yani ilk başta kendimize sabretmek, ibadetlerimize sabretmek, Allah'ı zikirde sabretmek, Kur'an okumakta sabretmek, ilmihalde sabretmek. Evet, inna Allah'a ma'as-sabirin. Eğer yani Mevla buyuruyor ki, eğer siz bu dediklerime uyarsanız, Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir ki Mevla, ben sizin karşınızı veririm. Şimdi Mevla Celle Celaluhu, okuyacağım ayet-i kerimede bu tür duruma düşmememişsin, uyarıyor, emirdir. Yani emir değil de nehy-i hazır diyeyim. Ve la tekûnû, iman edinler, sakın olmayın ha. Kim gibi? Kellezîne haracû min diyârihim. Evet. Kellezine o kimseler ki haracu min diyarihim. Kendi yurtlarından çıkıyorlar. Yani badaran öyle salım çalarak, böyle gösteriş yaparak, daviriyen nasi insanlara gösteriş yaparak çıkan kendi diyarlarına çıkmışlar, dolaşıyorlar. Başka memleketlere, fetihlere koşuyorlar. Güya sorsan şey yapıyorlar. Çok güçlü olduklarını şey yapıyorlar. Bir taraftan da ve yasuddûne an sebilillâhi ve ne yapıyorlar? Allah'ın yolundan sizi ne yapıyorlar? Saptıran, gösteriş yaparak böyle çalımlı yürüyen bu memleketlerinden işte küfürlerini, şeylerini arttırmak için, insanlara imanlarına uzaklaştırmak için çıkan kimseler gibi ne yapmayın? Olmayın. Vallahu bima ya'malune muhit. Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Muhakkak sizin işlemiş olduğu şeyleri, onların işlemiş olduğu şeyleri ihata içidir, kuşatıcıdır. Yani ne demek? Hani bir yeri karantinaya alırsınız değil mi? İçeride hastalar vardır veya şey vardır veyahut da bir olay oluyordur içeride. Orayı karantinaya almışsınızdır. Orada bir şeyler oluyor. Muhakkak oluyor ama orası her halükarda gözetleyicinin gözetlemesi altındadır. Tedbiri alınmıştır. Herkes orada kendi bir şey yapmak istiyor ama dilediği zaman tık her şeyi istese düzeltir. O hastalıklara da şifa verir. İşte Allah dilediği zaman asıl onlar da ihata eder. Yani onların sakın o şekil böyle mücadele etmeleri, yeneceğinden bahsetmeleri, güç göstermeleri, böyle kibir, gururlanmaları, yapmaları sakın yani Mevla buyuruyor ki onlar sizi aldatmasın. Ve sakın da onlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Onlara özenmeyin. Şimdi yine onların durumundan, onların bu haline düşmesinin sebeplerini söylüyor. Ve iz o vakitte ki zeyyene lehumu şeytanı amalum. İşte onlara ne oldu biliyor musunuz? Zeyyene lehum, onlara süsledi. Şeytanı, şeytanı amalum. Onların o amellerini ne yaptı? Onlara süsledi. Yani bi en şecahum ala liqa'il muslimin lima khafu el khuruce min a'daihim. Yani orada Müslümanların anlatabildim mi? Artık onları yok etmelerinden korktuklarından dolayı yani Müslümanlar onlar üzerine gelmeden ne Müslümanları yenmek için kendi memleketlerinden çıkıyorlardı, mücadele ediyorlardı. Bu şeyden dolayı çıkıyorlardı ve artık o hani insan bir yeri fethetmeye giderken de böyle kibirliyse, gururluysa ne yapar? Gösterişlerini yapar. Kendini ispat etmek ister karşıya. Yıldırmak ister. Bu şekilde ne yapar? Karşıya korku vermek ister. İşte Allah ben onları ihata edeceğim dedi. Geride. Onlara işte şeytan o amelleri ne yapıyor? Süslüyor, hoş gösteriyor. Onları yani o çok büyük bir şey yapacaklarını sanki gösteriyor. Bugün de küfür teknolojisiyle olsun, ordularıyla olsun bu şekilde. Ruslar düşmanlığı yeneceği zaman düşmana güç gösterirler. Tanklarını, silahlarını, her şeyi böyle bir yere savaş açacağı zaman böyle güçlerini gösterirler. Düşmanları o şekilde yıldırırlar. Siyonistler ise, Amerikalılar ise ne yaparlar? Bunlar daha kötü. Ne? Onlar da bir vampir gibidirler. Vampir bilirsiniz belki böyle
İnsanın kanını emiyor, filmlerde falan görüyorsunuz. Şimdi aslen böyle kimseler yok da Allah Celle Celaluhu. Yani onların kendi içlerindeki o hayvani duygularını filmleriyle Allah onlara bizlere tanıtıyor, gösteriyor asıl. Aslında normalde vampir diye bir şey var mı? He? Yok değil mi? Vampir diye normalde bir şey yok. Ama bu ne biliyor musunuz? Onların içinde taşımış olduğu vahşeti, içinde taşımış olduğu hayvani duyguları, o insan kılığı altındaki o kurtları, çakalları ne yapıyorlar? Allah onlara asıl filmleriyle ortaya koyuyor. Onlar bu diyor yani. Ne yapıyor? Dost gibi gözüküyor, arkadaş oluyor, o oluyor, bu oluyor. Tam böyle beraber yatağa giriyorsun veya bir evde baş başa kalıyorsun. Bir bak, hemen dişlerini takmış. Evet muhteremler, Mevla işte uyarıyor bizi. O da onların taktiği de ne? Ne dedik? Ruslar güç gösterisiyle düşmanlıyordurlar. Onlar da sinsi sinsi, bu daha tehlikeli, hiç anlamazsın. Oo dersin, ne büyük dostum, ne kadar güzel insan, odur budur. Oo bizi ne kadar yapıyorlar, ihtiyaçlarımızı görüyorlar. Bir taraftan sana şey veriyor, sorsan borç veriyor. Oo, sen borç verdiğini zannediyorsun, seni içinden içinden satın alıyor. Diyor ki, borç alan nasıl olsa emir alır diyor. Ne yapıyor? Seni bağlıyor kendisine. Evet. İşte şeytan ne yapıyor? Onlara o amellerini süslü gösteriyor. Vakale. Ve o şeytan diyor, la galibe lekumul yeme, artık size kimse güç gelemez, sizi kimse yenemez. Kendi işte o gavurlara şeyler ne yapıyor? Bu şekilde moral veriyor. Evet. Minennaz, ve yine carulekum, ve ben de sizin müttefikinizim diyor. Hani bugün hani bize müttefikiz diyorlar ya hani, biz de bazen diyoruz birilerine müttefik. İşte o müttefiklerden bahsediyor şimdi. Carulekum. Evet. Bu asıl şeytan bir muharebede işte müşriklerin yanına geçiyor ve orada başka bir kabile reislerinden burada Kinane kabilesinden Suraka bin Malik suresine şeytan giriyor. Tamam mı? O müşrikleri ne yapıyor? Gaza getiriyor onlara. Biz sizinle beraberiz, öyle destekçiniz, böyle destekçiniz. Suraka bin Malik kılığına giriyor şeytan. Ne yapıyor? İnsanları Müslümanlara karşı kışkırtıyordu. Evet. Felemma teraetil fi'etan. İşte Mevla buyuruyor. Felemma ne zaman ki teraetil, artık onlar gördüğü vakitte o şeytan gördüğü vakitte el fi'etan. İki orduyu artık tamam, düşman ordusu burada ve ne Müslümanların karşı karşıya baş başa geldiğini gördüğü vakitte nekesa ala akibeyhi, ne yapıyor o şeytan arkasını dönerek o toplumda ne yapıyor, kaçıyor. Nekesa ala akibeyhi. Ve ne yapıyor? Vakale inni beriyim mümkün. Ben sizden beriyim, uzayım. Diye ne yapıyor? Onlardan ne yapıyor? Kaçıyor. İnni muhakkak ki ben, ya niye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bize böyle gaz veriyordun. Bizi öyle destekliyordun diye soranlara diyor ki inni ara alekum ma'ala teravun. Muhakkak ki ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Kim görüyor? Allah'ın melek ordularını görüyor. Yoksa müşrikler orada kendileri birçok seferde 3 Bedir'de 3000 kişiyken, sahabe-i kiram 3300 kişiyken yine azdılar. Anlatabildim mi? Diğer savaşlarda Mute'de işte 4000 kişiye, 150 bin kişiye yine azdılar. Onlar onu müşrikler gördü. Tabii bir yudum bir şey, azıcık bir şey görüyordu onlara. İşte ama ne diyor? Şeytan, ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Muhteremler, çok korkmaya gerek yok. Allah için bu yolda olduktan sonra biz bir adım attık mı Allah Celle Celaluhu ordusu da merak etmeyin yani, yanımızda olacak. Ama o adım atacak ilk başta şuurda olmamız lazım. O adım atacak ilk başta Allah'a kendimizi ispat etmemiz lazım. Namazlarımızı düzgün kılmakla, işimizde, gücümüzde Allah'ın rızasını gözetmekle, birbirimizin hakkına girmemekle, birbirimize dayanışmamızla, Allah'a ilk başta ne yapmamız lazım? Kendimizi ispat etmemiz lazım. Biz ne zaman Allah'a kendimizi ibadet ve taatımızla, haramlardan uzaklaşmamızla kendimizi Allah'a ispat ettik mi? İnanın Allah Celle Celaluhu o mücadele ruhunda o zaman bize verir. Ama biz en basitinden kendi başına namaz kılamıyorsak, anlatabildim mi? Allah'ın emirlerini en basitine ya kendi içinde, kendi vicdanında Allah'ın emirleriyle münazaa yapıyorsan, mücadele ediyorsan, ediyorsak yani, ben de içindeyim ha, yanlış anlamayın, böyle konuşmaya bakmayın, bir şey yok bizde de yani. Orada basit kalıyorsak, kolay
kusura bakmayın, o cephede cihad edecek o ruh olmaz yani. İlk başta ne yapacağız? Kendimizi Allah'a ispat edeceğiz. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ispat ettikten sonra o zaman göreceksiniz her bir mümin bir aslan kesilmiş. 1000 tane gavura bedel. Ne onların tüfekleri, ne tankları, hiçbirini korkutamayacak. Bundan emin olun yani. Eğer bir o imana gelelim, o şekilde Allah'a kendimizi ispat edelim. Allah Celle Celaluhu bir istediğimiz, Allah her şeyi önümüze açacak. Niye açacak biliyor musunuz? Bugün Allah Celle Celaluhu çünkü teknoloji olarak kimi imkanları artık insanların önüne serdi. Onları çözecek imkanları oluşturttu. O imkanları oluşturttu. Ama eğer biz de kendimizi kanıtlarsak, biz de Allah'ın eğer sevdiği kul olsak, o imkanların en alasını bize verecek. Bize kullanma fırsatı verecek. Ne istedik mi Allah Celle Celaluhu onu yapacak. Bir sadaka, ne diyor? Sadaka belayı defeder değil mi? Halbuki sadakayı ben buna vermişim, buradan gelecek belayı defeder. Eder mi? Ediyor işte. Sana ona verdiğin sadaka. Ama tesiri burada çıkıyor. Demek ki biz düzgün Müslüman olduk mu? Anlatabildim. Kendimizi ispat ettikten sonra Allah Celle Celaluhu, ya Rabbi şu düşman uçağını düşür ya Rabbi. Desen vallahi de düşürür, billahi de düşürür. Temsil olarak bir taşı alıp atsan bile Allah Celle Celaluhu o taşı ona ulaştırır. Ulaşmasına gerek yok zaten. Onun enerjisiyle onu bile bulur. Hoş geldin. Evet, ne dedi? Şeytan ne yapıyor? Arkasına dönüp kaçacak ve diyecek ben sizin görmediklerinizi görüyorum. İmmi yakafullah. Vallahu şedidul ikab ve Allah'ın azabı nedir? Çok şiddetlidir. O vakitte şimdi Müslümanların böyle hele şeye çıktı vakti yekulul münafikune vellezine fî gulubihim meradun. İşte münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan Müslümanlar diyorlar. Ne diyorlar? Garra haulâi dinuhum. Evet şu Müslümanlar var ya, ah gelecek Müslümanlar, avanak Müslümanlar. Dinleri onları aldattı. Bak koskoca düşman ordusuna karşı kafa tutuyorlar. Hep söyleyecek gidecek. Başlarına o gelecek. Eyvah 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 eyvah. İşte kim diyor bunu? Münafıklar ve kim? Kalplerinde hastalık olan kimseler. Kim bu hastalık olan kimseler? Yukarıki ayet-i kerime söyledi. Ve la tekunu kellezine karacu fi diyarihim badara. Evet. Allah'ın estağfurullah dur orayı başka ayet-i kerime okuyacaktık. Evet onlar kimlerdi? Ya eyyühellezine aminu la tetevellev kavmen gaziballahu aleyhim. İşte ey iman edinler la tetevellev dost edinmeyin kimi? Kavmen ol bir kavmi ki gaziballahu aleyhim. Allah'ın kendisine gazap etmiş olduğu kavim. Gazap kelimesini Allah kimde kullanıyordu? Yahudilerde kullanıyordu. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Dalin de kimde kullanılıyor? Hristiyanlarda. Bak Allah Celle Celaluhu burada ne yaptı? Yahudileri söyledi burada. Evet. Gadiballahu aleyhim. Evet. Gad yeişu. Bak bunları ne yapmayın? Dost edinmeyin. Gad yeişu minel ahireti. O kimseler var ya ahiretten ümitlerini kestiler. Ne gibi? Kemâ yeişel küffâru min ashabil kubur. Evet. Kafirlerin artık öldükten sonra hayat yoktur. Hayata inanmamalarında gibi diğer kişiler ki Yahudiler ehli kitaptır. O ehli kitap olan Yahudiler ne yaptı? O kafirler gibi ne yaptı? Artık yeise düştüler. Ve Allah ne yapıyor? Bunlara ne yapmayın? Sakın ha dost edinmeyin diyor. Lafta çoğumuz dost edinmeyebiliriz. Düşmanımız diye diyoruz. O'dur diyoruz, budur diyoruz. Hepimiz diyoruz. Hepimiz en büyük düşmanız biliyoruz. Kahrolsun Yahudi diyoruz. Ama bir taraftan muhteremler, amellerimiz, halimiz acaba ne kadar onların düşmanlığını söylüyor? Ne kadar halimiz biz Yahudi'ye düşman olduğumuzu gösteriyor? En basitinden Yahudi bu ruhu yıkmak için bile kılığımızı, kıyafetimiz bile ne yaptı? Değiştiler. Niye? Çünkü bu ruh. Düşünsenize aslanı almışsınız, bir tıraş etmişsiniz. Böyle bir şey kalmamış. Olmuş diğer dişi aslan gibi. Bir denemek lazım bazen diyorum. Böyle bir aslanı tıraş etsen acaba kahrından intihar mı eder? Yoksa ne yapar yani? O karıdan uzaklaşır mı?
He? Sürü kabul etmez. Yok, kendi de kahrından gider ya. İşte biz Müslümanları ilk başta muhteremler kendilerine benzettiler. Şeklen, şemalen. Niye? Çünkü kendi kılığımızda olursak bu sefer o kılığımız bile onları korkutur. O kılık var ya, o kılık kaporta bize ruhumuzu hatırlatır. Kendimize bir şey olmasa bile o ruhu hatırlarız ya. Evet. Ne buyurdu Mevla Celle Celaluhu? La tetevellevu kavmen gaziballahu. Düşmanız diyoruz, onun filmini seyrediyoruz. Düşmanız diyoruz, onların oyunlarını oynuyoruz. Düşmanız diyoruz, eğitimimizde onların kitaplarını okutuyoruz. Bir gün duydum, yani bir akrabamızın işte kızı psikoloji okuyormuş. Başka bir akrabası da yine psikoloji okuyormuş. Diğer akrabası o psikoloji okulunu bırakmış. Niye bırakmış biliyor musunuz? Affedersiniz, o psikoloji kitabında öyle bir şey yazıyormuş ki adam haram ilişkilerde kardeş kardeşe veya amca yiyen namahrem ilişkilerinde olan hataların şeylerin hangi psikolojiden kaynaklanarak o duruma düşüldüğünün sebeplerini okutuyormuş. Ula beyinsiz, onu okutmana gerek yok. Allah diyor ki bana takrabı zina. Zinaya yaklaşma. Zinaya yaklaşma diyor. Kim kimle oturabilir onu da söylüyor sana. Bir kadın kime çıkabilir onu da söylüyor. Bunun ötesini kurcalamana gerek yok ki. Sen otur karılarla beraber. Sen otur, tesettürüne dikkat etme, hayana, ahlakına dikkat etme, edebine dikkat etme. Ama psikoloji okutuyor. Benim kızım psikoloji okudu. Benim oğlum psikoloji okudu. Affedersin, okurken ne oldu biliyor musun? Okurken bir taraftan o kötü şeylerin, tamam, o kötü duyguların, kötü psikolojilerin yarın kendisi baş başa kaldığı vakitte ya bir beyiş olmadığını artık inanmış oldu. Bu gayri insan, yani insanın normal bir tabii olabilecek bir şey konumuna getirildi bu mevzular. Birisi ne yapmış? Haya etmiş artık. Oradaki öğrendiği, psikoloji kitaplarındaki öğrendiği, bilmem, hep işte Yunan felsefesinde, yok şu felsefede, bu felsefede. Yani adamlar öyle bir mevzuda, ben okumadım, bilmiyorum. Ben sadece iki okumuş hakkındaki, aralarındaki ailem içerisinde konuşulan birinin niye okulu bıraktığının sebebini duydum. Ve diğer kişinin de hakikaten çok kötü mevzular varmış, o da bırakmayı düşündüğünü, ama tabii bırakmadığını, bir gelecek var, bir istikbalini kazanacaklar, cehennemdeki istikballeri kazanacaklar. Halbuki biz ne kadar Yahudi'ye düşmanız diye, ona düşmanız şey yok mu? Onun kitabını okuduktan sonra düşman değilsin kardeşim. Bil fiil onun dostusun. Bil fiil onun dostusun. Benim için çok zor değil ki. Şimdi adam bana sorsa, ya hocam şu şunla şunu yapmış, şu şunda şu günaha girmiş. Bu niye kaynaklanmıştır? Neden olmuştur bunun sebebine? Affedersin, hiç gerek yok. Allah zinaya yaklaşmayın diyor. En kısası bu. Allah bir kadının kimin yanına çıkabileceğini söylüyor. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. Bunun ötesinde tek psikoloji şehvetin zahir olmasıdır. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra o benim düşmanım. Ne düşmanı kardeşim? Dostusun sen. Onun ilmiyle gıdalanıyorsun. Bu ruh onunla gıdalanıyor. Ne kadar kitaplarımızda Kur'an'dan, ayetlerden, Allah'ın emirleriyle örnekler veriliyor. Ondan sonra düşmanız. Ondan sonra gavurlar bizi öyle yapıyor. Yapacak tabii kardeşim. Gavurlar seni uyuşturuyor. Morfin sıkıyor. Tamam mı? Uyuştun artık böyle. Sakın uyanılsın istemiyor ha. Bakın, bütün İslam alemi kan ağlarken şu Türkiye'de Müslümanların kan ağlayacak duruma gelmemelerinin tek sebebi nedir biliyor musunuz? Kusura bakmayın. Biz onlar için en büyük sağılacak ineğiz. Ve onların bizim üzerinden İslam alemini en iyi sağacakları merkez de biziz. Onun için bizi hiçbir zaman, tamam mı, düşmanımıza karşı karşıya gelmek istemezler. Çünkü bizden böyle daha çok istifade ediyorlar. Ekonomileri mi sağlıyoruz? Avrupa'da araba firmaları krize giriyor. Biz hemen ülke olarak ne yapıyoruz? KDV'yi düşürüyoruz. La bu KDV'den sen devlet olarak kazanıyordun. La gavur arabasını satacak diye sen yastık altındaki garibimin yarın ihtiyaç için sakladığı parayı bir kapı açtın, önüne bir yem attın. O parayı gidiyor dışarı.
Ne yapıyoruz? Biz bizi güzel daha iyi kandırıyoruz çünkü. Biz İslam aleminin Müslümanları, Türkiye'nin NATO'daki en büyük görevi nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz. NATO'nun ilk devletlerinden birisiyiz biz yani. Niye biziz? Biz çünkü onlar bir Müslüman ülkeye girerler, Müslümanı ezerler. İçerideki Müslüman mücadelesi ruh devam eder. Bakarlar ki bu ruh kırılamıyor. Bu ruhu kırmak için ne yapıyor? Evet, sıra sizde. Hemen Türkler geçerler. Elhamdülillah bizim içimizdeki şefkat, merhamet bu kötü niyetimizden değil. Bizim bu toplumun da yıllarca sahipliğini yaptığı için ister istemez biz doğal olarak Müslüman kardeşimizdir, dindaşımızdır. Bizim bu güzelliğimizi kullanarak o işgal etmiş olduğu İslam topraklarını artık kendileri bizim üzerimizden kendilerine alıştırırlar. 2-3 sene NATO'da bizim görevimizi yaparız biz. Ortam alıştığı vakitte oradaki insanlar artık NATO askeri güzel insanlar, güzel şeyler yapıyor. Ona alıştıktan sonra yavaş yavaş bizi çekerler oradan. Ve kendileri bir müddet kılık kıyafet icabı Türk kıyafetiyle alıştırırlar kendileri simalarını. Sonradan yavaş yavaş kendi kılıklarına döndüğü vakitte toplum onlara alışmıştır artık. Anlatabildim mi? Artık bir sıkıntı yoktur. Orası ehilleşmiştir. İşte mücadele olmaz. Sebep burada işte ayet-i kerime. Bunları güzel analiz edersen her şeyi çözersin. Evet ne dedik işte? Evet. Münafıklar ne diyordu? Kalplerinde hastalık olan kimseler Müslümanlar için ne diyordu? Garra ha ulai dinuhum. Onları işte bu dinleri aldattı diyordu. Ve men yetevekkel Mevla buyuruyor şimdi. Her kim alallah, Allah'a tevekkül ederse. Ya bütün kainatın sahibi o. O dilerse o olacak. Fe innallaha azizun hakim. Allah Celle Celaluhu azizdir ve hikmet sahibidir. Vallahi billahi muhteremler bir şey söyleyeyim mi? Bugün bakın bir cephede savaş olan bir yerde en çok kim ölür? Cephede kim ölür yoksa kenarda köşede köyünde kalan mı ölür? Kenarda köşede köyünde kalan savaşa iştirak etmeyen kadın çocuklara da mazerettir onlara bir şey demiyorum. Ama orada kalıp da savaşa gitme imkanı olduğu halde cepheye gitmeyen o erkekler var ya onlar cephedekilerden daha çok ölürler. Niye biliyor musunuz? Onlar yani psikolojik olarak bir yere gelmek için söylüyorum. Çünkü onlar düşmanın ulaşamadığı cephedeki askere ere orada daha rahat ulaşıyorlar. Onları daha rahat zulmedebiliyorlar. Ve geleceğin askeri olacak o şeyleri cepheye gitmeden orada tüketiyorlar. Onun için ne yapmak lazım? Ve birçok İslam ülkesi de hakikaten bu şekilde gerek uyuyoruz, gerek uyutuluyoruz, gerek kullanılıyoruz. Birçok Müslüman ülkesi, birçok Müslümanlar kendi bulunduğu cephede hakkıyla sırf aslan bir adım atsalar, bir toparlansalar, bir adım atsalar Allah Celle Celaluhu belki onları muzaffer kılacak ama alışmışlar. Gavurlar her tarafta psikolojik olarak yok, Türkler öyleydi, böyleydi. Türkler daha kendini kaldıramıyor. Ben inanıyorum vallahi Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, erkekler evlerinde oturacaklarına, tamam mı? Çoluğunun, karıların yanlarında kalacaklarına hepsi biraz ilk başta Allah'la bağlarını güzelce zaten yapmışlar onlar. Onda sıkıntı yok. Bir birlik, beraberlik, bir cepheye çıksalar Allah'ın izniyle var ya onların teknoloji, mekanoloji, Mevlam hepsini yerle bir eder. Ama onlar da işte bekliyorlar başkalarından. Onlar da bizden bekliyorlar. Ya bizden de bekliyorsunuz. Biz onlar gibi olmuşuz zaten. Allah'tan bekle, Allah'tan işte ya. Her gün geçtikçe gidiyor. Gün geçtikçe Müslümanlar tükeniyor. Bundan 10 yıl önce Doğu Türkistan'daki Müslümanlar 50 milyon kişiyken şimdi kaç milyon kişi? 30 milyon kişi. 5 sene sonra kaç kişi? 25 milyon kişi. 10 sene sonra kaç kişi? 10 milyon kişi. Nasıl? Beklemekle ne oldun? Çok mu yaşadın? Asıl beklemekle kaybetti. Müslüman askerin gitti, gençlerin öldü, gavura kurban gitti. Bitti. Eriyorsun, bekledikçe eriyorsun. Niye? Onlar da bizi bekliyorlar. Türkler bir şey yapacak. Türkler uyuşmuş, gitmiş. Örümcek ağda düşen sineği veya böceği öldürmez hemen. Ona bir morfin sıkar. Onun bir morfini vardır. Ona bir ısırır, oradan bir morfin sıkar. Niye? Çünkü o böceği öldürürse o böcek ne olur biliyor musunuz? Kurur. Ondan daha istifade edemez. Ama ona bir morfin sıkar.
O sıktığı morfinle ne yapar biliyor musunuz? Gider, çocukları gelir, ondan biraz emer. Daha çünkü o can diye böyle görürsünüz belki böyle şeylerde, ahlarda böyle sinek düşmüştür veya arı yakılmıştır bir şey. Böyle bir durur, sallanır sallanır biraz daha durur. Sallanır sallanır biraz daha. Ölmez o. Ondaki gıda, vitamin bitene kadar o ölmez. Niye? Onu örümcek öldürmez. Niye? Onda vitamin var çünkü. Onunla yavrularını besleyecek, kendisi beslenecek. Bizi öldürmüyorlar işte. Niye? Çünkü bizden besleniyorlar. Biz de öyle uyuşmaya devam edelim. Filmlerle, yalan senaryolarla, hikayelerle, kahramanlık hikayelerle uyumaya devam ediyoruz. Edelim. Sakın ha dinimiz için mücadele etmeyelim. Evlatlarımızı şu Kur'an'ı öğrenmeye sakın ha feda etmeyelim. Evlatlarımız cumhurbaşkanı olacak. Başbakan olacak, devleti kurtaracak. Kurtarmaz kardeşim. Sen evinde İslam'ı yaşamadıktan sonra, ben İslam'ı yaşamadıktan sonra, sonra amca kızım, teyze kızım, oğulların onlara namaza sebep olmadıktan sonra, ondan diğer akrabaları mahalleye sebep olmaktan sonra, kusura bakmayın. Ancak Müslümanız diye birileri gelir, seni güzelce uyutur, tamam mı? Yaşar gideriz öyle işte, günümüzü kurtarıyoruz. Evet, devam edelim, çok uzadı herhalde. Evet. فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah Celle Celle azizdir ve hikmet sahibidir. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Evet. Ey Habibim sen görseydin kimi? Ne vakitte? اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirleri o savaşta Allah'ın o melekleri yollayarak onların canlarının alınmışını görseydin. Tamam mı? Şimdi nasıl alıyor onu söylüyor şimdi. اَلْمَلَاكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Allah melekler var ya o kafirlere kimisine yüzünden bir tane çakıyor, kimisine arkadan çakıyor diyor. Onların bir ölümünü bir görseydin sen diyor burada. Peygamberimize söylüyor şimdi bunu. Ve zûgû azâbel harîk. Evet. Ve zûgû onlar ne yapıyorlar? Tadıyorlar neyi? Azâbel harîk. Harîk hararetli, çok şiddetli yani böyle. Kim insan vardır birden ölür, bir de ne vardır? Böyle can çekişi çekişi böyle acılı acılı. İşte Müslümanlar da şehit olurken, şehit edilirken de onları için Mevla diyor ki, onları diyor yağdan kıl çeker gibi böyle alırım diyor. Müslüman şehit olurken de onların canı o şekilde çıkar diyor. Ama kafirler ölürken de bir mermiyi birden ölüyorlar ya, Allah onu birden öldürmeyesi diyor burada. Onu diyor, o harik diyor, o hararet verici böyle acı çektirici bir şekilde ne yapıyor, ölüyorlar diyor. Evet. Zalike, evet. Bu azabın sebebi nedir biliyor musunuz? Ne sebebidir? Bima kaddemet eydikum sizin ellerinizle yapmış olduğunuz şeyler sebebidir. Muhteremler. Ona göre çok dikkat edelim. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bima kaddemet eydikum. Ve ennallaha leyse bizallamin lil abid. Muhakkak Allah Celle Celaluhu kullarına zulmedici değildir. Yani Allah Celle Celaluhu bize zulmedici değildir. Biz bugün ne yapıyorsak başımıza ne geliyorsa muhteremler. Bütün bu azapların, düşüne sıkılan sevapların sebebi bu. Biz dini yönde birbirimize eksiklikleri gidermek için mücadele etmiyoruz. Birbirimizi Allah'ın dinine teşvik etmek için, namaza, ibadete, taata çarpmak için mücadele etmiyoruz. Gayret etmiyoruz. Düşmana nasıl düşmanlık yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Fetih suresinde ne var? İnna fetahna leke fethan mübina. Fetih suresi başlıyor. O surenin içerisinde tamam mı? Allah Celle Celaluhu sahabenin peygamberimiz biatlarından bahsediyor. Ben onları da şey olarak fetihe hazırlayan süreç olarak ben yorumluyorum onu. Orada sahabenin peygamberimize birinci akabede biatı olsun, ikinci akabede biatı olsun ve Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel küfer ruhamâv beynehum. Evet. O fetihe varmadan önceki sahabenin hali buydu. Muhammed nedir? Allah'ın elçisidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Evet, Peygamber Mustafa aramızda kimse kusura baktı, öldü demesin. Hadisleriyle Peygamberimiz aramızda bizim. Onun yolundan giden ulemalar, ona teşvik eden, ona gayret eden hocaların anlatmalarıyla Peygamberimiz aramızda. Bugün dünden bir farkı yok yani. Sadece bugün Peygamberimiz bedeni yok yani. Boşta peygamber beklemeyin yani. Peygamberiz aslında içimizde.
Bugün hepimiz bekliyoruz ki peygamber abi biraz değil mi böyle, hatta ilahiler var böyle ezgiler söylüyor. Ah peygamber öyle gelse öyle karşı. Peygamberin yüzünden bakmak istiyorsun. Aç o hadislerini. Vallahi onu görüyorsun. Onun ruhunu alıyorsun. Şimdi biz buradan bir tanesini okuyacağız. Yani Yahudiler Musa Aleyhisselam'a demişler ki ya Musa demişler. Allah Celle Celaluhu söyle bir gün bizim davetimize icabet etsin demiş. Tamam demiş. Neyse Musa Aleyhisselam söylesin. Mevla geleceğim demiş. Neyse. O söylenen vakitte Mevla Celle Celaluhu ne yapmış? Bir fakir bir yoksulu yollamış oraya. Fakir yoksul gitmiş oraya. Ne yapmış? Yemek istemiş. Böyle böyle oyalamışlar. Bir çorbayla yollamışlar. Sonra haber yollamışlar. Ya Musa hani gelecekti Allah Celle Celaluhu? Mevla demiş. Ben geldim. Beni zorla bir çorbayla yolladınız. Yani kısa geçiyorum böyle. Yani beklemeye lüzum yok. Allah Celle Celaluhu Kur'an işimiz olduğumuz her zaten Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Ama biz ne kadar Allah'a daha yakınız? Ona bakalım. O bize şah damarımızdan daha yakın. Mevla kitabıyla bizim içimizde bizim her hani telkin yani rehber burada al. Araştıralım. Hepsi burada. Mevla bize daha yakın yani sıkıntı yok onda. Ama biz ne kadar ona yakınız? Ne kadar Allah'a yakınlığımızı ispat ediyoruz? Ben bunu kendime söylüyorum ha. Yanlış anlamayın. Kimseye söylemiyorum. Kendi tembelliğimi, gevşekliğimi biliyorum. İç muhasebe yapıyorum bir tarafta. Ne dedi? Muhammedur Resulullah vellezîne ma'ahû o peygamberle olanlar var ya eşiddâhu alel küffâr. Peygamberle olanlar ne demek? Ahir zamanda peygamberin sünnetini yaşayanlar. Hayatlarını o sünnet doğrultusuna intizam edenler. Yiyeceğinde, içeceğinde, kazancında Allah ve Resulü ile beraber olanlar eşiddâhu alel küffâr. Kafirlerin çok şiddetlidirler. İşte o olmadığı için bugün sadece kafirlere şiddetimizi sadece ağzımızdan söylüyoruz. Ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında çok merhametlidirler. Ama biz ne kadar kendi aramızda merhametliyiz. Komşumuzdan bir şey görüyoruz hemen tepki veriyoruz. Akrabamızdan bir şey oluyor hemen kendimizi hesap ediyoruz. Hiçbir fedakarlık yok. Ya o da öyle olsun. Halbuki bir fedakarlık yapacaksın. Belki öbür kişi vicdan azabına gidecek. O da iki fedakarlık yapacak. Barksın gelecek. Terahum rukkan şücceden yeptavune fazlan minallah. Onları sen rükû ederler. Secde ederler olduğu halde görürsün. Rükû ederler ne demek? Terahum. Rükû ederler ve cemi kullanmış orada. Yani cemaatle beraber. Yeptavune fazlan minallah. Allah'ın fazlı keremini istiyorlar. Evet. Bu da ne işte? Buradaki düzelmenin nasıl olmamız gerektiğini, nasıl birlikte beraberlikte oluruz. Ve bu şekilde olduk mu ne olur? Mücadelemizde. İşte bu hallere geldiğimiz vakitte Allah Celle Celaluhu bize ne yapar? Fethin kapılarını da açar. Burada Münebbihat İbn Hacer Askeran'ın Münebbihatı var. Burada hadis-i şerifleri almış. Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sittetü eşya altı şey Hünne garibetün fi siddeti mevazı. O altı şey, altı mevkide, altı yerde çok gariptir. Garip karşılanır yani. Evet. Yani bugün şey yapalım inşallah, düşünelim yani. Fi siddeti mevazı. Altı şey, altı mevkide çok garip karşılanır. El mescidü garibun fîme beyne kavmin la yusallûne fîh. El mescidü mescid garibun, gariptir. Nerede gariptir? Fîmâ ol bir yerde ki beyne kavmin bir kavim arasındaki lâ yusallûne. Namaz kılmayan arasındaki bir mescit gariptir diyor. Herkes kimse camiye gitmiyor. Camiler bomboş. Hele köylerde bomboş. Ama yine ben diyorum tapu senedimiz yine onlar diyorum. Yani camiler yine kimse gitmese bile o toprakların İslam beldesi olduğunu göstergesi diyor. Yani bakarsın sonraki nesillerde inşallah gelir. Ne diyor işte Peygamber Efendimiz? Mescit ki namaz kılmayan bir toplumun içerisinde yapılmış bina. Bugün hele çok aşağılı mescitlerimiz var, şeylerimiz var ama dolmuyor işte, boş. Bu mescit diyor, garip karşılıyor onu. Hele bir de yeni bir şeyler çıkartmışlar. Adam Trabzon'da bir cami yapmış şimdi. Buradan otoban geçiyor, oradan şey geçiyor. Sanki camiye kimse gitmesin diye kalkmışlar, sahile bir cami yapmışlar. Lan millet nasıl geçecek o camiye gidecek, namaz kılacak ya? Ya yap, toplumun içinde de bir işe yarasın.
Sanki huzursuz kimse camiye gitmesin. Sorsan cami yapmış. Ya yalnız cami, bu cami süs eşyası değildir. Ya bir yap, insanlar ulaşabileceği bir yerde yap. Buradan otoban geçiyor. Buradan böyle yol geçiyor. Trafik, arabalar vızır vızır geçiyor. Arka taraftan diğer otoban var. Zaten öbür tarafı deniz artık. O tarafa çok şey değil mi? Burası Karadeniz. Artık balıklar herhalde oradan atlayıp namaza gelecekler. Evet. Ne dedik? Namaz kılmayanlar içerisindeki mescit gariptir. Vel mushafu Kur'an-ı Kerim garibun fi menzili kavmin gariptir nerede fi menzili kavmin la yakraune fihi. Evet. Kur'an okumayan kimselerin evindeki Kur'an veyahut da o beldedeki, o camideki, oradaki Kur'an nedir? Gariptir. Niye? Kimse okumuyor. Şimdi garip niye diyoruz? İşte ilgisiz kalmış. Kimse bakmıyor tarafına. Anlatabildim mi? Vel Kur'anu garibun. Evet, Kur'an-ı Kerim de gariptir. Nerede? Fi cevfil fasıkı. Evet. Fasık, günahkar bir Müslümanın kalbindeki, içindeki Kur'an da nedir? Gariptir. Vel mer'etül müslimetü salihatü. Vel mer'etül müslimetü salihâ olan bir Müslüman kadın garibetün gariptir. Nerede? Fî yedi racülin zalimin. Seyyil hulugi. Ahlakı kötü olan, zalim olan erkeğin elindeki Müslüman kadın da nedir? Gariptir. وَالرَّجُلُ الْمُسْلِمُ صَالِحُ Salih olan Müslüman adam da garibün gariptir. Nerede? فِي يَدِ اِمْرَاتٍ رَدِيَّتٍ سَيِّيَتِ الْخُلُقِ Ahlakı kötü olan, kaba olan kadının elindeki koca da nedir? Adam da nedir? Gariptir. وَالْعَالِمُ Alim de gariptir. Garibun بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَسْمَعُونَ اِلَيْهِ Kendisine kulak vermeyen, kendisini dinlemeyen kavmin arasındaki alim de nedir? Hoca da nedir? Gariptir. Evet. Tüm bundan sonra Galer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnna Allah Teala muhakkak Allah Celle Celaluhu la yanzuru bakmaz ileyhim. O kimselere ne yapmaz? Bakmaz. Evet. Yevmel kıyameti, kıyamet günde nazarar rahmeti. Rahmet nazarıyla ne yapmaz? Bakmaz. Ey kulum, senin mahallinde cami mi yoktu? Da gitmedin. Sırayla mukayese edelim şimdi. Birincisi neydi? Camiydi. Senin mahallinde cami mi yoktu da gitmedin? Namaz kılmadın. Senin evinde Kur'an mı yoktu da okumadın? Sen Kur'an okumayı biliyordun da yani niye okumadın? Niye onunla amel etmedin? Kur'an'ı ezberlemiştin. Dedi ya, vel Kur'anu garibun fi cevfil fasike. Yani fasığın içindeki yani günahkar bir hafız diyelim. Veya günahkar bir hoca benim gibi. Ameli yok, doğru, hatası çok. Anlatabildim mi? Sen bilmiyor muydun da yani Kur'an'la amel etmedin? Vel mer'etü salihatü garibetün. Fasık bir giden. Ya ben sana güzel bir namazıyla, ibadetiyle, güzel ahlakıyla bir kadın vermedim mi de? Veyahut da kadına aynı şekilde ben sana böyle bir salih adam verdim. Salih insan, ibadetli, güzel ahlaklı. Vermedin mi ki de sen? Şimdi bunların arkasında düşündüğün zaman ne var biliyor musunuz? Kadın güzel ahlaklı olur, adam zalim olur bir taraftan. Evdekinin kıymetini bilmez, başka harama düşer. Bir ne yapar? Evde güzel olan, salih bir ailesi olduğu halde harama düşer. Bir de ne var? Tam tersinde. Adam çok iyidir, çok şeydir ama kadın bir alemdir, bir kabadır, kocasıyla ilgilenmiyordur, onun ihtiyaçlarını görmüyordur. Sorsan da çok da takvadır ama garibim o güzel insan, o güzel kocası ailesinin kendisi sahip çıkmadığından dolayı ister istemez yerine nefsine düştü, günaha gitti. Bu soru onun için de geçerlidir yani. Bu tür durumdaki adam da nedir? Gariptir. Evet. Alim de bir taraftan niye rahmet nazarı yoktu? Sizin içinizde hiç mi hoca yoktu? Hiç mi alim yoktu da ona gidip ondan mevzularınızı istişare etmediniz, ondan yardım istemediniz, dayanışma yapmadınız, o oldu. Fıkhi meselelerinizde doğrularınızı, yanlışlarınızı sorup öğrenmediniz.
İşte Mevla bu sebeplerden dolayı ne yapmayacak? Mahşer günde diyor. La yanzuru ileyhim yevmel kıyamet. Kıyamet günde nazara rahmet. Rahmet nazarı ne yapmayacak? Bakmayacak. Nazara rahmet ne demek? Affetmek için bakmak. Yani düşünün. Babanız size evlatlarını dağıtmış. Hepinize 10 trilyon lira hesabınıza para bırakmış. Ama o paralarla çalışırım çok çok daha büyük işler yapmanız gerekirken birisi batmış, birisi onu yapmış, birisi çalışmayacakmış. Artık o babanın yapacağı bir şey var mı? Yok. Çünkü vereceğini vermiş sana. Göz vermiş, kulak vermiş, akıl vermiş, ağız vermiş. Yemeğe gelince çok lezzetli. Dinlemeye gelince de şarkı, türkü çok güzel. Bakmaya gelince de çok şey. Mevla her şeyi vermiş bize. Ama ne? Bunları şükrünü ifa etmemişiz. Yani şükür ne diyor? Verilen nimeti o yolda kullanmak. Göz nimetin şükrü Kur'an okumaktır. İslami ilimleri okumaktır. Dünyevi ilimleri okuyorsan da ne? Yani İslami mahiyette, Allah'ın dinin mahiyetinde o yönde kullanmak üzere daha bak o ilimleri okumaktır. Hani bir taraftan el vermiş başka iş yapıyorsun. Onun şükrüdür o eline hayır işleri yapmaktır. Allah araba vermiş. Arabanın hayırlı yolda gideni, yolda kalanı almaktır. Onun şükrü odur. Paranın şükrüdür onunla infaktır. Fakir fukaraya destek olmaktır. Sadakasını vermektir. Kulâsâ-i kerâm muhteremler. Mevla Celle Celaluhu okumuş olduğumuz ayetlerin ve okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerin tesirini başta bize sonra cümlemize Mevlam kalk eylesin. Amin. Mevla Celle Celaluhu o şuuru gayreti cümlemize nasip eylesin. Başta bana nasip eylesin ki daha çok ondan sonra daha çok ne kadar çok olursa o kadar tesiri fazla olur. Hiç olmadıysa pek tesir etmiyordur yani. Mevlam cümlemizi affeylesin başta ben başlayalım. Mevlam geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Kuşu içerisinde namazımızı, ibadetlerimizi yapmaya Mevlam cümlemizi muvaffak eylesin. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, yeğenlerimize, tüm yakınlarımıza Mevlam razı olduğu kullarından eylesin. Cümlemizi harama düşmekten muhafaza eylesin. İhsan etmiş olduğu nimetlerin elimizden alınmasına sebep olacak kötü işleri işlemekten de Mevlam cümlemizi muhafaza eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Mevlam Doğu Türkistan'daki, Yemen'deki biz Müslümanların gafletinden dolayı memleketlerinde zulüm gören tüm Müslümanlara ruh versin, güç kuvvet versin. Mevlam bir an önce düşmanlarına karşı yek vücut olup onlarla mücadele edecek gücü kuvveti versin. Bize de inşallah o şuuru versin. Dost, dindaşlarımıza, kardeşlerimize, mazluma el atacak. Dünyalık menfaatlerimizin zayi olmasından, kaybolması korkusunda endişesini ne yapsın? Mevlam elimizden alsın. Tekabbel minna ve şifi mevlana ve rahmetine. Şifa'en li sudurina ve ebdenine lillahi teala. El-Fatiha.